Merhabalar arkadaşlar. Dersimizin bu bölümde size kemanın parçalarını anlatmaya çalışacağım. İsimlerini ve ne işe yaradıklarını söyleyeceğim. Şimdi kemanımız şöyle bir noktaya sahip gördüğünüz gibi. Burada şu siyah gördüğünüz noktaya biz tuş ediyoruz. Klavyede diyebilirsiniz. Parmağımızı bastığımız yerin ismi tuşa. Sonra şurada 4 tane vurgu adını verdiğimiz akort yapmaya yarayan bölümü var. Burada büyük aralıklardaki sesleri akort yapabiliyoruz. Yani akort çok düşmüşse veya çok çekmişse buradan büyük aralıkları yapıyoruz. Bir de burada kuyruk diye bir bölümü var. Bu kuyruğun üzerinde 4 tane küçük vida göreceksiniz. Bunların ismi fixtir. Daha ince akortları yapmaya yarıyor. Burası çenelik, malum çenemizi koyduğumuz yer. Bu eşik diyoruz, köprü de diyebiliriz buna. Bir de şurada bir çıkıntı vardır. Bu da üst eşik diyoruz buna. Bunun haricinde ilave olarak kemanınızda kullandığınız şöyle bir aparatımız var. Bunun içinde keman yastığı. Bunun değişik çeşitleri olabilir. Ben komple plastik olanları tavsiye ediyorum. Metal, bazı bölümlerinde metal alaşım olan çeşitleri var. Onları çok tavsiye etmiyorum. Bunu da kullanımı zaten malum. Bunu biraz sonra tekrardan anlatacağım. Şöyle takıyoruz. Bir de kemanımızı çalmaya yarayan arşi dediğimiz bir aparatımız var. Yani kemandan sürterek, temiz sürterek ses çıkartmamıza yarayan aparatımızın ismi yay da denebiliyor, keman yayı da denebiliyor, arşi de denebiliyor. Bunun burada bir aparatı vardır. Şöyle bir vida var. Böyle çeviriyoruz. Bakın dikkat edin, sola doğru sağ elinde. Buradaki kıllar gevşiyor. Çalmadığımız zamanki pozisyonu bu olacak. Çalacağımız zaman da şöyle çeviriyoruz. Düz olana kadar. Kitele koyduğumuzda şu tahtaya değmeyecek şekilde böylece ses çıkartıyoruz. Şimdi başlangıç seviyesi için siz arkadaşlara tavsiye, kemanınızı almadan önce mutlaka keman eğitmenimize danışmanızı isteyeceğim. Onun size tavsiye edeceği kemanı almanızda çok büyük fayda var. Çünkü piyasada o kadar çok başlangıç seviyesi için keman satılıyor ki, fakat bunların %90'ı hiçbir işinize yaramaz. Şöyle söyleyeyim. Yani 100 liraya da gidiyorsunuz keman alıyorsunuz. Yani bulabilirsiniz ama hiçbir işe yaramaz. O yüzden mutlaka keman hocanıza tavsiyesini dinliyorsunuz. Onun istediği kemanı almanızda fayda var. Benim de size tavsiye edeceğim bir keman olacaktır. Bu tavsiye edeceğim kemanı da Instagram hesabından, Şükrü Büyükçınar hesabından mesaj atarsanız size tavsiyelerimi bildireceğim.